gitme dedim, beni terk etme dedim. Vicdansız savun. Sen ne yapıyorsun ya, ağzın açık? Ne çekiyorsun? Sen orada sus. Yani burada kusma mı? Var mı? Torba var mı arkadaşlar? Bunu izleyeceksin. Bu. Burada hiç yabancılık çekmiyor ha buralarda. Ooo! Hey! Ya damla ya, ben korkuyorum böyle şeylerden. Yapma, kurban olayım ya. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Günaydın'ı sordum da, günaydın'ı çeviremedim ben. Nasıl okunduğunu bilemedim ama deneyeceğim. Sordum. Ha. Arkadaşlar, damla buradaki Asyalı bir kıza sordu. Kızma da çalışıyor. Günaydın, günaydın nasıl Arapça diyebilirim yani. Biz dedi genelde selam diyoruz dedi. Dur bana bir bırakın. Sabah holu hayır. Neyse ben günaydın demek istiyorum. Günaydın arkadaşlarım. 3, 2, 1. Günaydın. Hiç çaktırmasak da şu anda şu gördüğünüz üçlü Dubai'de, Dubai Downtown'da kahvaltısını yapıyor. Zaten Instagram'dan takip edenler gördü ama özetle 4 günümüzü Dubai'de geçireceğiz. Heyecanlıyız. Burayı size de paylaşacağım. Ne yapıyorsak, nereye gidiyorsak her şeyi göstereceğim. Şu anda daha otelimize yeni geldik. Yani uçaktan indiğimiz gibi otele geldik. Check-in saatimize yaklaşık 5 saat var. Size hemen kahvaltımı göstermek istiyorum öncelikle. Daha 5 dakika oldu geleli. Evet. Fiyatlara baktım. Evet. Her şey çok pahalı. Evet. Bak çok pahalı. Çok traditional bir şey. Arap tabağı söyledim. Yani Arapların kahvaltı tabağını. Bakın burada normalde şey vardı. İki göz yumurta. Ben scramble egg'le değiştirdim. Burada onların kahvaltıda yediği ekmeği, humusu, labnesi, zeytini, humus şu ya. Şu ne o zaman onu bilmiyorum. Kahvaltılarımızı yapalım, size hemen etrafı göstermem lazım. Otel muhteşem, manzara muhteşem yani. Bana 10 saniye verin. Öncelikle minik bir otel turuyla başlıyorum. Nasıl minik olacaksa. Otelimizin girişi bu alanda aslında. Böyle şurası restoranı, lunch ve dinner orada yenebiliyor. Buradan şöyle bir aşağıya inelim. Bu taraf lobi, otelin girişi. Evet, şu an Burak ve Uğur bavulları bırakacağını konuşuyorlar. Az önce Uğur çok güzel bir espri yaptı. Şimdi onu size göstereceğim. Şuradaki Lamborghini'yi görüp ben bunu da sadece şu ana kadar Need for Speed oyununda gördüm dedi. Buyurun. Yakından bir görelim. Şöyle geniş açıdan bir otelimizi gösteriyorum. İşte burada. Dubai dışında kalıyoruz şu an. Hemen yolun karşısında Dubai Mall var. Oraya da bakacağız. Ama orası çok çok büyükmüş. Şöyle bir karşıya yürüyelim. Ben asıl bu tarz yapıları beğeniyorum ya. Hani bu toprak tonlarında bana daha o havayı veriyor. Yani bu koca binalardansa. Gerçi buranın imzaları da tabii ki gökdelenler. Böyle yüksek yüksek binalar ama ben bunlarcıyım arkadaşlar. Ben bunları tutuyorum. MR. Ay çok güzel hem de. Renkler de çok güzel. Bak bak manzaraya bak. Şey burası İstanbul Maslak. Ben bilmiyorum. Kullanımım diye hep anlıyor ya bunu. I guess you wonder where I be. Evet arkadaşlar, şehrimizi bu gördüğünüz ulaşım araçlarıyla turlamaya karar verdik. Arnavutköy sahilde ya da Beşiktaş'ta martı kullanmakla şu yolda kullanmanın arasındaki farkı. Aa, baksana ya önüme bak, önüme bomboş. Tek problem yollar biraz kayıyor. Şöyle. Sarı çekelim. Dur. Ya bunu kapatalım. Arkadaşlar ben sizi unuttum ya. Kapatıyorum. Tam Burj Khalifa'nın önüne geldik şimdi bu alana. Hatta orada yetişmeye çalışıyor bize. Çok yani enteresan bir şekilde temiz ve güzel. Yaya geçitlerinin şeridi var ya. Evet. Mermer. Mermer. Bütün yollardaki yaya geçitlerinin şeritleri çok mermer. Güzel kuş. Ve bu kuş da ötüyor. Evet ve kuşlar da çok güzel. Kuşlar bile temiz. O zaman bir oda turu geliyor arkadaşlar hemen. Çünkü geri geldik. Odalar hazırmış. Önce bir size göstereyim. Bir adet küvet. Banyo aynası var. Harika. Makyajı da görürüm burada ki muhtemelen ışığımız var burada. Burada değil. Bu ne? Ha, çok güzel. Ha, tek tek seçebiliyorum. Harika. Burada da tuvalet var. Bunu göstereyim dedim bakın. Bunu bence göstermeliyim. Bakın burada ne var? Sonra karşıya bir kahve alanı yapmışlar. Mini bir kettle. Nespresso. Su. Burada ne var? Dolap, kasa. Ondan sonra şampanya ve şarap kadehleri var. Ütü.
İşte bu be. Ütü var ütü. 2 adet bornoz. Ütü masası bile varmış by the way. Ondan sonra şöyle bir gidelim. Hemen burada yatağımız, berjerimiz, sehpamız, ikinci berjerimiz. Efendime söyleyeyim televizyon. Bir de manzaraya bakalım. Manzarayı nasıl açıyoruz biliyor musunuz? Yine aynı. Geliyorum burada tuşlara. Aman tanrım. Şu an 16. kattayız. Aslında çok da yüksek değil. Yani şunların yanında 16. kat nedir ki? Eğer bu bir otelse ki muhtemelen otel. Kendi bahçeleri, şezlongları falan bir şeyler var. Sonra şurada bir adet havuz görüyorum. Şurada yeni bir inşaat var. Bu otelin girişi hemen burasıydı zaten. Karşısı da Dubai Mall. Şu ince detaya bakar mısınız? Bir adet makyaj aynası var burada. Başka ne isteyebilir ki bir insan zaten? Evet. Yerleşeyim buraya. Şimdi direkt makyaj malzemelerimi. Diş fırçası. Bir daha diş fırçası. Yanımda getirdiğim temizleme ürünlerini şöyle koyacağım. Tarağı da koyalım. En böyle mini boy parfümlerden getirdim yer kaplamasını diye. Burada pamuklarım var. Pamukları da ben de bu kutuya koyayım. Old Town Dubai mı? Ben şimdi üstüme bir şeyler giydim. Bugün ilk gün olduğu için ve inanılmaz da böyle uykusuz yorgun olduğumuz için çok fazla özenemeyeceğim. Biraz daha turist modumdayım. Yüzümüzü biraz ışıldatabilirsek Dubai'ye niye gittiniz diye de sorabilirsiniz. Aslında biraz da Burak'ın etkisiyle çünkü onun burada katılacağı bir takım eventler var. Birazcık görüp fikir sahibi olmak için diyebiliriz. Dedim ki biz dedim biraz Burak'ın peşine takılalım çünkü asıl... Burak mı? Hayır ya buraya. Ha. İyi yapmışsın. Bizim arkadaşlar burada bir summit var. NES Summit ismi. Amerika'daki Supercar Blondie, işte Casey Neistat, Virtual New York falan böyle 30 milyon, 20 milyon takipçisi olan influencerlar falan hepsi burada Privacy'den. Pool partileri falan var. Bunun için ben buna heveslendim bayağı. Damlaları da zorla, Damla ile uğruyor. Zorla değil işte ben dedim ki biz dedim Burak'ın peşine takılarak geldik. Yani öyle bir detaylı bir plan yapılmadı. Burak gidiyorken biz de onun peşine takılmış, dolanmış olduk. Oh be, baksanıza biraz hemen canlandım. Allığı, iki allığı sürünce. Tamam, ben aşağıda bir keşif yapıyorum. Tamam, olur. Onun dışında şey yapmayalım diye. Tamam. Kaybetmeyelim diye. Bir de araba kiralayacağım, ona bakacağım. Tamam. Bir insan hazırlanıp iki dakika yatağa uzanayım dediğinde uyuyakalır mı ki makyajını yapmış, üstünü giymiş bir halde. Saat şu an 7 arkadaşlar. En son sizle görüşünde saat 3 falandı, şu an 7. Bu nedir? Bütün şehir ayaklanmış. Helal sana ha. Yanında ütü taşımıştı ama işte oteldeki ütü sayesinde şu an gömleğini hazırlayıp. Bu senin akşam kombinin mi by the way? Ben bu gösterdiğim pantolon ve bluzdayım. Sadece şöyle bir seçenek olabilir. Altında bu teklerim var ki bunun turuncularıyla bu uyuyor. Hangisini görmek isterdin? Telde şu an o tüyleri, turuncumsu şapıları falan hani zaten uyum sağlıyor, çok boğardı. Tamam, bunun için zaten gece kombinini düşünmüştüm ben de. Gerçekten mi? Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı. Evet. 6'lı mı? Bak şimdi bir tane dönüştürücüde 2, 4, 6 tane fişek. Çok haklısın ama ben yine de saçımı nerede yapacağım? Saçını burada küçük aynada yapacaksın. Evet, biraz canlandırdık. Benden kaçamadım. Ya Tuğçe bırak beni, yeni uyanmıştım zaten, sinirlerim bozuk. Doğru, ne yapıyorum, ne çekiyorum hemen söyle. Biz de çekeriz. Tamam. L'Oreal çekebilir miyiz? L'Oreal'le neyi çekeceğiz? Okey, tamam, hadi öptüm. Hadi ben öptüm, bay bay. Bunu izleyeceksin. Yani Dubai'ye gelmişim, ilk günüm. İlk günümde de bir şey yapmayayım be Tuğçe. Bir şey itiraf etmek isterim. Burası çok soğuk. Mont falan getirmeyelim. Mont değildi. Bence ince bir ceket hak ediyormuş burası ya. Her kombinine uyumlu yanına alacağım bir ince ceket olması doğru, lazım. Doğru. O da öyle. Şimdi biraz zor. Seferde. Şey bineceğiz mi? Batarya aldım yanında, şarjım bitiyor. Geliş bitiyor. Tamam. Yine bir ulaşım aracı olarak Martı'yı seçiyoruz. Biz şimdi bunlara bineceğiz ve Uğur'la beraber bir hemen yemek yemeye gideceğiz. Akşam Burak'la buluşacağız. O da herhalde şeyden dönmüş olur konferanstan. Aman aman maralım maralım. Şu anda Dubai Mall'a giriyoruz. Onun köprüden geçiyoruz. Bir tarafta da Maral'la konuşuyorum. Maral bir de aynı zamanda Dobby ve İdo'ya bakıyor şu an. Nasıllar Maral'ım? Görmedim. Teşekkürler. Bu arada öğrendiğim bir bilgiye göre yarın İstanbul'a kar geliyormuş. Aşırı merak ettiğim için hemen aldım bunu. Bu Tiger Sugar. Çok iyi karıştırmam gerekiyormuş. İçerisinde bubble tea de var. Şöyle hadi bir. Deneyelim. Benim için karıştırır. Baya karıştır önce. Baya karıştır. Önce ben
Önce ben deneyim. Muhteşem. Efsane bu arada ha. Ay yalnız ne kadar güzel bir şelale bu be. Eskiden cioncikler vardı, hatırlar mısın? Evet, hep lisede giyerdim. İşte çok hoşuma gidiyor. Böyle şöyle çorabı görmeyin. Dar paça pantolonlarla falan baksanıza. Bir de buradaki beyefendi elime bu çantayı tutuşturdu al diye. Çok güzel al bunu falan deyip duruyor. I'll have this one. Okay. Bu ne kadar? Bu pahalı, bu pahalı. Gereksiz hasır çanta ya. 500 liraya satıyorlar evin önünde. Akıllı bir alışverişçiyim. Türkiye'de olmayan şeylere bakıyorum. Evet. Ve var ama kalmıyor. Hemen bitiyor. Nasıl? Sonsuz bir gece çantası değil mi? Sonsuza kadar. Gerçekten sonsuz bir gece çantası. Bir de şu var. Gel. Aaa. Şu daha güzel sanat. Gerçekten mi? Ama bunun da tasarımı farklı, böyle bir dikdörtgen ya. That one. Dollars, right? Dollars, yes. Dollars, yes. Ne kadar yapıyor? 3800 evet, dolar? Evet, evet, 50 bin. Teşekkürler, oldu o zaman. Aman gidip takmayı veririm. Ya da 50 bin lirayı gece harcarsın yani. Gecelerce harcarsın, anladın mı çantayı? Mantıklı yani. Hani 40 gece çıkarsın yani, 50 gece. 50 binle 50 gece krallar gibi çıkarsın bence. Şuradan başlıyor. Watson's'ın tabelası gözüküyor mu? Evet. Arkadaşlar Watson's'ın önünden böyle buraya hala dedik ki bu ne sırası? Evet. Bu sırası, dediler ki taksi sırası. Yedek söyledim. Ya. Evet. Bakın yedek söyler. O kadar ama o kadar güzel ki sadece sizin bir ilk tattığınız anlarınızı çekeceğim. Çünkü ben bayılacağım kesin ama bayağı çalkalamanız gerekiyor. Evet hadi yeter yeter tamam. Hadi surat ifadenizi görmek istiyorum. Birlikte içelim. Güzel kahveli yaptı. Evet Burak. Popcorn. Dedim sana, karamelli dedim. Karamelli popcorn var ya. Evet. Şeyde, sinemada. Karamelli çok seviyorum. Onun bubble tea hali. Dubai yanıyor falan filan demeyi bir bırakalım. Akşam buz gibi. Şu an donuyorum. Bro, taksi şoförümüz bize. Very welcome brother. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Alper. Bize öyle yerler öneriyor ki şu anda. And this is I have to show you some point. Okay. Write the name. Uh-huh. Like example, if you want to feel to global village, okay? Uh-huh. Okay, so spending like 1.5 hours is enough for all of them, right? Yeah, but we so have nice. Only 4 days here. So are you sure about spending a day for just visiting evet. gardens and the miracle gardens? Arkadaşlar, siz de böyle İngilizce konuşabilmek istiyorsanız lütfen Cambly 10 koduyla. Miracle Garden Global Village. İzmir in here, both of. Like they are not. Okay. Burak yazsana. Ben yazdım. Yazdın mı hepsini? I know. What about the old town? Is it like not one hour. Walking around and they come. Arkadaşlar, arkadaşlar damlaya. Kemble on koduyla. No like. I we all want. This is the one of big places. Vallahi 2 hours ya. Yeah. Abi kandırıyor adam. They are very really different. Mücevhercilerden diyor altına al diyor bana geç diyor. Okay. Yani şeyler diyor ben seni oradan başka bir yere götüreceğim. We will go to Global Village. Taksi etme adamı çok tatlı ya. Yo wait wait and wait a little bit. Little bit. We will go to Global Village. Ne çekiyorsun? Sen sus. Bir gece seansı, sıcacık kahveler sipariş ettik ve çok güzeldi. Aa bu seferki öyle değil. Saatin 3.30 olduğunda söyler misin? Normalde hani uyumamız lazım ama biz daha da ayılacağız kahve içince. 84 dirhem. Evet. Dirhem. Çarpı 4. Çarpı 4. 8, 16, 24, 32. Evet 350 lira neredeyse. 350 TL, 3 tane kahveye. Vay anasını. Yani 330. Kaçlar? 320 lira falan geçmiş. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Şaka değil. Lira. Ben şaka yapar zannetmiştim. Evet siz de buranın fiyatlarıyla ilgili istemeden bir bilgi vermiş olduk. İstemeden derken şaka yapıyorum. Tabii ki de ben fiyat bilgilendirmesi yapmak istiyorum ama henüz daha o kadar şey yapmadık, tanımadık ve her yeri gezmedik. Şimdi biz bu arada eve döndükten sonra da, pardon eve dönmedik. En son ben nereye? Evet. Sonra döndük. Hemen üstümüzü değiştirip böyle kokteyl bar, hafif kulüp gibi bir yere gittik ama çok değil. 1 saat kaldık, geri geldik. O yüzden oraya hiç vlog çekmedim. Oraya bizim zaten rezervasyonumuz var. Onu geniş geniş göstereceğim. Çok sesli bir ortamda ama Türkçe şey çaldı. Tarkan. Kapanış Tarkan'la yaptı. Neydi? Oynadı. Takmış koluna yakalarsam. Evet, o çaldı. Oradan benden bir böyle bir kalp, hemen bir kalp gönderdim böyle. Şeyde var ya canlı yayınlarda kalp gönderiyorsun. Evet, story çektin zaten. Bunu koyarsın şu anda. Olur. Dirhem 4 katı ya. Dur geliyor finans sanki geliyor. Sanki dolarmış gibi şey hissediyorum. 15 katıymış gibi hissediyorum tamam, iş geldiğim zaman. Hocam örnek verebilir miyim? Söyle ver. Finans. Evet finansör. Muhasebeci Burak. Mesela Avrupa'da ya Euro 16-17 ya. Evet. Ama bir Starbucks'ta bir kahve alırsın, bir su alırsın.
2 euro. McDonald's'a gidersin menü alırsın 2,5 eurodur, 3 Hı-hı. eurodur. Evet. Ha burada hani 4 katı para birimi ama 20 dirhem, 30 dirhem falan. Dirhem. Evet. Ha süper. 30 dirhem. Onu evet, demeye çalışıyorum işte. Daha güzel açıkladım doğru. Daha yani güzel açıkladı. Evet Burger King'de burada bir menü alsa 20 dirhem. 20, 25, 30 ve... Arkadaşlar yani benim söylediğimi de anladınız değil mi? Lütfen yorumlar. Gece manzaramızda bir size veda edeyim. Şöyle efendime söyleyeyim. Dön dön dön. Bakayım trafik hali. Aa bomboş kız. Oldukça fazla böyle araba sesi duyuyorsunuz ama şey arabalar. İşte böyle. Lamborghini mesela anladınız mı? Bu kadar arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz. Öpüyorum. Günaydınlar efendim. Size otelin havuzundan sesleniyorum şu anda. Böyle Dubai manzaralı. Ben şu yapıları daha çok seviyorum yani şu sarıları. Bugün güzel bir gezimiz olacak. Size yaptığım kombini göstermeyi unuttum ama şurada camdan göstereceğim. Gözüktüğü kadarıyla uzunca bir elbisem var. Ve uzunca da bir yırtmacı var. Onun dışında ufak bir şeyler atıştırdık. Şimdi hesabı ödeyip buradan kalkıyoruz. Oo Burak Bey. Hayırlı olsun. Burakcığımın kiraladığı arabaya bakalım bir. Bir arabanın sesini duyabiliyor muyuz müsait bir zamanında? Şu an demeyelim. Yasak yasak. Her yerde kamera var valla. Bir sürü ceza gelir. Bir de zaten kırmızı yanıyor arkadaşlar. Hayır adamlar senden kredi kartı bilgilerini de alır. Sen İstanbul'a gidersin. Sana valla 3000 dirhem kitlerler ha. Şey depozito aldılar zaten. Ha keserler anında. Arabaya bir aldılarsa 3 depozito aldılar. Hmm. Normal ama evet. Ben bunları istiyorum. Bana da araba kiralayayım, ben de Rubicon süreyim ya. Rubicon'un jipi ha aşkım. Burak ve Uğur arabayı test edip duruyor. Yani burada kusmamı, var mı torba var mı arkadaşlar? Kusmamak için zorlarım, şöyleyim sürekli bak şu. Midem mi bulandı? Yok şaka yapıyorum, iyiyim. Aa harika. Arkadaşlar, gezimizde size birazcık turistik bilgiler vermek istiyorum. O yüzden de araştırmalarımı yaptım. Şu anda kesin yanlış söyleyeceğim ama Sif bölgesindeyiz. Semtindeyiz, mahallesindeyiz pardon. Muhtemelen bir daha da görmeyeceğimiz için bence de çekin. İşte geliyor, benim araba geliyor. Bak bu evrenin bir işareti. Her tarafta Rubicon var arkadaşlar. Daha dakika bir, gol bir. Aa kurşun işte, izler işte. Kurşunlara bak. Abi. Arkadaşlar burada bir çalışma olmuş. Görünüyor mu kameradan, görünüyor mu? Ben dönerken çekerim yakınlaştır, bir yakınlaştır, yakınlaştır. Yakınlaştır, yakınlaştır. Gelmek mi polis, ne yapıyorsunuz lan siz diye. Bize bir sıkıyorlarmış şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bu değil, asıl sen diğerini görecektin. Ön camı yoktu komple. Sen Interpol çelik yelekli polisleri gördün mü? Evet. Interpol yazıyor üzerlerinde. İlk girer girmez karşılaştığımız manzara keşke bu olmasaydı. Çok güzel gözüküyor. Ben bir toprak tonları aşığı olarak sonsuza kadar şöyle bir evde yaşayabilirim mesela. 2-3 tane bitki koyun yanında, bitti gitti. Burada hiç yabancılık çekmiyor ha buralarda. Evet, zaten Arap kökenli ya. Biri olarak. Senin takipçilerin muhtemelen bilmez ama bunu. Ha. Uğur bilir mesela. Ha. Burası bayağı bildiğin Counter Strike oyunundaki dustik yer. Bilmiyorum. Mesela arkadaşlar ortaokulda böyle bilgisayar laboratuvarında, üniversitede falan hani Counter Strike oynayan arkadaşlarınız, sevgiliniz vesaire varsa evet. Ben şu an Counter'ın içinde hissediyorum kendimi. Üzerine buraya girerken kurşunlanmış arabalar gördük. Benim elime acilen bir keleş gerekiyor. Yani. Doğru söylüyor evet. Doğru. Şey kız. Herkes bunu görmüştür ya. Kadın erkek fark etmeksizin. Doğru doğru haklısın. Herkes evet, şu haritaları evet. Buraları görmüştür yani. Evet haklısın. Bak oradayız. Evet doğru. Yemin ediyorum bir anda şu köşeyi dönünce şuradan şu karşıma çıktı. Bir de enteresan bir kombin bu yani. Tülü, şapkası, maskesi. Aklımı aldınız ya sevgili Dubai'liler. Dubai sokaklarına bir adet Buse Plan. Her yerde. Buse her Plan. Yerde. Yani bu hiç önemli bir bilgi olmayacak ama bütün herkesin, turistlerin de tercih ettiği Starbucks. Mimarisi gereği efendim görüyorsunuz. Fotoğraflar dönüyor her tarafta. Çok fazla Türk var. Şu masa Türk selamlar. Güzel gözüküyor. Beğendim. Arkadaşlar benim çektiğim. Göster göster çekme. Bak şimdi bak. Bunu da sen çektirdin. Tamam. Burak bunu paylaşıyor tamam mı? Bak Burak... İnanılmaz böyle hoş çıktı. Arabada bir cool falarını paylaşıyor. Benim de Burak'a çekme bakın şimdi. Lütfen zoomla. Tam şey FaceTime'le Ahmet abi aramış. Burhan amca ya. Burhan abi. Ve bunun paylaşmama izin vermiyor. Gücüm yetmez sana. Bak 5000 10000 ya görüntüne ya görüntülenmiyor. 500 bine de bu şu atılmaz ya. Bir de bakın al göster. Ya bu gece gel ya da delireceğim. Delireceğim. Ha, hepimiz yalnız söyledik. Delir Ece.
Delir ecel değil, delir ecem. Hayır, gelir ecel. Lan bir baktık, koşulandık dedikleri araba sticker. Bu arada bunu anlattı bir lokla bu. Allah'ım. Evet, daha da kötü. Bunu benim de düzeltmem lazım, bu yanlış anlaşılmayı. Evet arkadaşlar, rezil oldum ya. İnsan bu kadar yanlış vlog çekebilir mi? Ben dün burada çalışma çıktı zannettim. Bunlar hepsi film içinmiş. Film içinmiş, hepsi sticker bunların. Kameraman bey. Etkilendiğimiz şeyler çok garip değil mi? Mesela Buse insanların iç çamaşırı giymemesinden etkileniyor. Etkilenmiyorum. Arapların etkilenmiyorum artık. Tabii sirkecinin, size yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum bak, bu kadar söyleyeyim. Bir mimar falan buranın planı, sirkecinin planını alıp Rock Bank'ı yapmadıysa, Kopalı Çarşı'nın girişini alıp böyle koyup buraya kuyumcuları dizmediyse adım da bırakmayın. Haklı. Gerçekten. Haklı bu arada. Gerçekten sirkecinin aynısını çıkıyor. Gold and diamond. Ama bak bayağı tıpatıp aynı. Zaten arkadaşlar burada arabayı nereye bırakacağız Allah aşkına? Girip gezelim demiştik ama yani bırakma. Hayır. Bizim kıyafetle hiç burası için uygun değil. Ablaları görmüyor musun? Ya bu nasıl bir çekim aşkı ya? Neler oluyor burada? Beyefendi içeri girer misiniz? kapıyı açar mısınız beyefendi? Az önce gösterdim yer. Golden Souk. Tamamen aslında bence gerçekten buranın dediği gibi sirkeciye benziyor. Emre'nin sirkeci taraflarına. Burayı da görelim istedik. Şoför bey. Benim camdan sarktığımı düşünebiliyor musunuz siz bunu çekmek için? İnanılmaz olmuş. Ne olacak kız? Geç videosu koyuyor. Efsane. Konum değiştiriyoruz. Şimdi de bu yapay bir palmiye adası var ya, tamamen insan eliyle yapılmış. Oraya gideceğiz. Oraları da size aynen, göstereyim. Aynen. Çok geliyor şarkım. Bay bay. Parka gitmeden önce açıyorum. Hakikaten işte yapay adamızın üzerindeyiz ve burada dönen muhabbet ne biliyor musunuz? Herkes diyor ki alın işte. Burak söylesene. Alın işte, kumla doldurmuşlar. Dedim ki herkes anlatırken şey diyor, kumla doldurmuşlar. Diyorsa doldurun lan böyle. Ama gerçekten bir de şey, tam yine felaket tellağı gibi burada deprem olsaydı konuştular da. Oldu. Ki daha dün olmuş. Önce. Evet, 2 gün önce. Ay. Hüküm bunları gösterirken esnemem. Bu da simgelerden bir tanesi burada. Birinden ünlü, birbirinden lüks burada oteller var. Ve yeni yapılan yerler de var. Bakalım. Sürücü koltuğuna Uğur Şengül'ü, çünkü Burak'ı gördünüz. Tekrar görmek isterseniz. 2 saniye içinde horlamaya başladı. Yani sen ne ara uyudun da horluyorsun yani, anladın mı? Horlamadım. Vallahi şahitler var burada. Nezeki çektik canım kamera kayıtlarında. Horladım. Yemeğe geldik şu anda. Dubai Mall'un yanında, hatta üst katında Urla'dayız ve yanımızda yani biz misafir oluyoruz bu durumda. Burada yaşıyorlar Burak'ın arkadaşları. Hazal. Valla Dubai'de yaşamak nasıl bir duygu? Hemen önce alalım hislerinizi. Alıştık. 7 normal. Senedir buradalarmış arkadaşlar. 7 sene. Ve bir kişi daha geliyor yolda. Şurada. Cem, içeride oturanlar, yaşayanlar yani ışıktan rahatsız olmuyor mu? Yok. Neden görmüyorlar? Ayarlamışlar ki onları rahatsız etsin. Görmüyorlar şey yani. Güzel bir bilgiydi bu. Evet, güzeldi. Arkadaşlar şurada bir çift var. Dur, Burak çekiyormuş gibi göstereyim. İnanılmaz ama. Anlamadım, güzel taşıdım. Aşırı iyiler. Geliyor. Eyvallah. Yani bu white paper'dan pitch deck'ten önce ürünü, oyunu bitirmişti. Bütün blockchain entegrasyonları, smart contract'ları vesaire. Damla'yı kaybettik arkadaşlar. Eve nargil alacağım diyor. Renkli tüplerden diyor. Oğlum çok güzel görünüyor. Aa, bunu kim sipariş etti? Bunlar tatlıymış. Evet, bir tatlı var. Ooo. Bir tadına bak ya. Şöyle yiyeceksin. Altın işte, tamam, altın kaplamalı tatlı yedi. Şey değil mi bu ya? Instagram'da bir hesap vardı ya, Influencers in the Wild. Cem'e bak, sıkıntıdan çocuk bak. Artık partileyelim. Değil mi? Doğuracağım. Kız biraz daha beklerse doğuracak ya. Ya kız 5 dakikada doğuracak. Sağ olun, bir sene verdi de şimdi 8 aylık hamile.
birazdan da vuracak. 200 dolar da buna verelim. Hadi kır bunu da kır. Ben dedim bu hanımefendi işte Türkiye. Şu an bütün Dubai uğruna bize eşlik ediyor. Ben böyleyim. Gel ben çekiyorum. Böyleyim. Gel. Tamam. Teşekkür ederim. Kader umutansın. Şu an Dubai Mall'dayız. Burayı bir de bir gündüz gözüyle görelim istedik hemen. Çeşmenin havuzunun yanı çeşme ne arkadaşlar ya. Hemen havuzun yanındayız. Çok tatlı böyle minik minik restoranları var. Birçoğu bildiğiniz restoranlar bu arada. Hani dünyada da bilinen yerler var. Mesela CZN bırak her yerde. Tahala mı yapalım? Hayır. Sen kayıtlısın. Adamla 4 günden beri sıçan mı? Arkadaşlar bunu Uğur bunu koymayacağım. Manyak mısın? Yeter be. Bu vlogda bunların yer almaması gerekiyor normalde. Bak Havuz Mustafa. Havuz Mustafa'cığım her yerdesin. Bizim evin altında da varsın, burada da varsın. O zaman as bayrakları hemen aşağı koy buraya. Kafamı yukarıya kaldır bak. Yavaş yavaş kaldır, ucunu görmeye çalış bak. Aa, mümkün değil. Göster ucunu. Mümkün değil. Bakın arkadaşlar. Orası pek mümkün değil. Buraya girmeye karar verdik. İsmi Social neydi? Social House. Hem diyor sosyalleş diyor, hem de hem ye iç diyor. Sizin için en sessiz köşeyi buldum arkadaşlar. Birkaç bir şey anlatacağım. Çok hızlı, hiç sıkılmayacaksınız, öyle düşünün. Akşamları çok fazla vlog çekemiyorum. Çünkü gittiğimiz yerler hep çok müzikli ya da çok kalabalık ve çok sesli. O yüzden bir teliften dolayı, iki de insanları rahatsız etmemek için etrafı fazla gösteremedim. Bu birinci sebebim. İkinci sebebim de tabii yiyoruz, içiyoruz. Ben de biraz unutuyorum, yalan yok. Annemden çok güzel bir dönüş aldım dedi ki, damlacığım dedi, lütfen biraz bilgilendirici şeyler söyle. Söyleyeceğim ya da ufak ufak notlar belki de yazacağım üzerine bu videonun. Çok da sıkmasını istemiyorum çünkü hani sonuçta ben şey kanalı değilim, gezelim görelim kanalı değilim, ama yine de ilginizi çekecek her şeyi söyleyeceğim. Mesela bugün yemeklerimizi yedikten sonra Dubai Mall'a girip deodorant falan alacağız kişisel. Mesela işte Dubai Mall dünyanın en büyük alışveriş merkezi diye bilinen bir yer. İnanılmaz büyük, içerisinde gerçekten böyle herhalde biz dün de ilk geldiğimiz gün 10.000 adımın 17 bin adım atmıştık. 7 binini kesin burada atmışızdır. Gezerek, görerek falan. Burj Khalifa en yüksek binasıydı. Fakat şu anda daha yükseğini yapıyorlarmış mesela. Bunu da söyleyebiliriz. Onun dışında efendim, hiç bununla ilgili bilgi vermedim ama burada tabii ki de her şey hakikaten çok pahalı. Yani ulaşım pahalı. Yeme içme de pahalı. Ya şöyle, liraya Türk lirasına çevirdiğin zaman pahalı değil mi? Bilmiyorum, enerjisi çok güzel şehrin. Herkes cıvıl cıvıl, herkes çok süslü ve tadını çıkartıyorlar buranızdan. Hani dün mesela bizim yan masamızda yaşlı bir ekip vardı. Yaşlı demeye dilim var mı? Biz daha yaşlıyızdır. İnanılmaz eğleniyorlardı. Yediler, içtiler, dans ettiler falan. Yani buraya geliyorsun hakikaten. Eğleniyorsun, geziyorsun, görüyorsun. O yüzden bu şeyi, o hani bu vibe'ı aşırı sevdim. En hoşuma giden şeyden bir tanesi. Hatta taksi şoförüne bunu söylediğimde hayır dedi, ama bence şehir genel olarak çok temiz. Yollar çok temiz. Sonra şeyde dedi ki, şoför dedi ki, dedi bunu biz yapıyoruz. Biz Pakistanlılar, Hindistanlılar burayı biz böyle yapıyoruz. Yoksa dedi buradaki yerel halk bunu asla dikkat etmez dedi. Bu da böyle bir detay. Böyle minik bir özetleme yaptım. Şimdi de işte Social House diye bir yere oturduk. İnanılmaz bir menüsü vardı. Böyle hem sağlıklılar hem dünya mutfağı karışık. Onlardan söyledik. Gelsin onu da göstereceğim. Bu benim sipariş ettiğim. Bu Uğur'un sipariş ettiği bu. Bu ve bu Buran sipariş ettiği. Ben bunu ortaya söyledim. Şaka tamam. Ha, arkadaşlar çok güzel gözükmüyorlar mı? Şuna bakın. Sen bu cızı seviyorsun ha. Tabağımı gösterir misin? Taban harika senin. Bak. Tabii ki buradan hediyelik eşya almadan dönmeyecektim. Bakınız. Bir kupa alıyorum. Sonra bu anahtarlarını alıyorum. Anneme, Uğur'un annesine. Bunu Ceren Zi'ye alıyorum, bakın şunu. Şu, bunu Uğur kendine seçti. Buradan arkadaşlarıma falan hep böyle çaylar aldım. Ben şu Honey and Lemon, bundan aldım. Mango and Passion. Very cool, bu inanılmazdı arkadaşlar şu içindeki. Dükkan burası. İsmi de Soul and Soul. Vallahi varsa çaya, kahveye merakınız. Buyurun, harika bir öneri işte. Hem de şey, harika bir hediye önerisi, hem de şey, paketleme çok güzel. Senin arkadaşlar bunu görecek, böyle yapacak. Ya inanmıyorum, çok tatlı ya. Evet, evet. Çay ya. Ama olsun, kabı çok güzel. Çay alınır mı oğlum? Hayatımın en renkli alışverişi olabilir. Şunların güzelliğine bakın. Bunlar çaylar. Bunlar kahveler. Ki İstanbul'da da yani hani mesela örnek veriyorum, Starbucks'ın, Nespresso'nun kapsülleri de aynen bu fiyatta. Ve bizimkileri de bunlardan aldım. Yani renk olarak seçerler bence. Maral muhtemelen buradan gelir pembeyi seçer, ama hepsine birer tane götüreceğim. Şunun güzelliğine bakın.
hem tea hem kahve için minicik bir şey. Yes, that's all. Oh, okay. And the machine. Yeah, and the machine. Yeah. Correct. Hayatım means my life. Right? Yes. So say, your hayatım very lucky. Size biraz AVM'nin içinde göstermek istiyorum. Mağazalar inanılmaz güzel ya. Böyle çok tatlı tatlı yapmışlar. Palm Angels burada, Off-White hemen bu tarafımda. Böyle yürüdükçe zaten bu kat, bu şey, evet bu kat komple bu markalarla dolu. Ama boyuna bak, bir ikincisi kablosuz bir şekilde kullanıyorsun. Kablolu. Tam kablolu. Dubai'ye gelip ütü aldığım için gerçekten gurur duyuyorum kendime ama inanılmaz hafif. Ve şey, çok tatlı geldi bana renkleri. Bir de uygulaması falan inanılmaz kolaydı. Türkiye'de de var tabii ki. Philips'in var, Brown'un var ama bu böyle minik diye hoşuma gitti. Almışken arkadaşlar kişi başı ikişer adet aldık çünkü gerçekten hepimizin belki de içtiği en iyi bubble tea. Ama bu aroma, bu. Black Sugar, Boba with Milk and Cream. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. 15'i geçtim zaten. 15 defa da çalkalaman gerekiyormuş falan, böyle garip garip şeyler yapmışlar. Tamamen marketing ya. Haksız mıyım? Yok, 15 defa çalkala. Bunları aldık ya. Bunları alırken sıraya giriyoruz ve bize bunları bunlardan veriyorlar işte. Titriyor, çalıyor, gidip alıyorsunuz siparişinizi. Artık birinci sıradasın Uğur. Uğur, aferin Uğur. Unutmuş cebinde. Artık o dükkan hep 2'den başlayacak. Biri veremeyecekler kimseye. Alışverişi yaptı, çok bir şey almadık. Hediyelik, medyelik, çay, kahve. Ama en önemlisi buranın bence olayı bu ya. Dubai Mall'a 2 defa geldik. 3 defa. Üçünde de sadece bunu almak için geldik. Siz düşünün. Bu ikinciler bu arada. Herkes kendininkini içti. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Habibi ne oldu? Ne? Şaka mı bu? Batığız oğlum. Habibi ne yaptın? Habibi ya. Bilmiyorduk ki ya. Oo! İnanılmaz. Arkadaşlar işte tam olarak saplanmak dedikleri bu olsa gerek. Bizim neyimize çöl? Bizim çöl neyimiz? Arabayı kapat arabayı. Bir şey söyleyeceğim. Arabayı kapat. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benim 5'te toplantım var biliyorsunuz. Evet, ne yapalım yani? Ben taksiye binip kaçıyorum Uber'le. Neyse şeye geldim. Size asla inanamıyorum. İnanamıyorum. Ya şunu bize deme, sana de. Sana, bir şey, sana. Bir şey söyleyeceğim Uğur. Ha. Şöyle kaldırıp böyle. Evet, gel hadi kaldıralım beraber. Yalnız bir şey söyleyeyim, akrep var yanında görüyorsunuz. Hey! Ya Damla ya, ben korkuyorum böyle şeylerden. Yapma, kurban olayım ya. Çöle gelmek isteyen kendisi. Kalkıp ben gidiyorum diyen yine kendisi. Ben dön temizleyeyim mi? Hazır tam yeri ve zamanıyken Dubai hakkında birkaç bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz Dubai full çöl normalde. Full böyle kum. İnsanlar, şey, bilim adamları şehri çölün üzerine yapıyor aslında. Ya bu asfaltlar falan hep çölün üzerine yapılma. Bulduğu şeye bak ya. Survivor adasında yaşam koşulları. Şuraya viraja doğru koyalım. Ayrıca ben akrep kısmında ciddiydim. Ya Damla ya. Aşkım burada full akrep var. Niye şaşırıyorsun ki? Ama yani şu an burada... Çölün biraz... olayı budur. Ya bir akrep istiyor. Ya tahta geldi ya. Tahta ayağıma değdi. Zaten çiyan soktu beni, ondan korkum var. Burak! Denemeden önce. Kale yapsan git kumdan kale yap. Selin de çağır. Gel! Mustafa Sandal. Çok yumuşak gaza basıyorsun. Kökle dediğim zaman köklüyorsun. Bas yavaş canı şimdi git. Yavaş canı. Çok yavaş. Yavaş evet. Yavaş. Evet. Yavaş. Bas bas. Yavaş. Şimdi kök. Kökle. Kökle 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 kökle. Kökle 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 aslanım benim be. Yürüme. Yürüme. Budur abi, iki saattir uğraşıyorum ya. İşte biletlerimizi aldık. Şimdi Burj Khalifa'nın en üst katına çıkacağız. Hemen size birkaç bilgilendirme de yapayım. Biz lunch ticket aldık. Yani aslında hem en üst kata çıkabiliyorsunuz bununla hem de yukarıda size işte snacks veriyorlar ya da ne bileyim alkolsüz içecek seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ticketları aldığınız zaman akvaryuma giriş ücretsiz, bir de expo'ya giriş ücretsiz. Yani biz o yüzden hani hem akvaryuma da gideceğiz diye bunlardan aldık. Tanesi 780 dirhem. Which means 3000 lira falan. 3000 lira falan evet. Ama 3 tane yer görüyorsunuz. Evet ama yine normal de yine şartlarda de oralara tek tek alsanız daha pahalıya geliyor. Evet ama yine de yani arkadaşlar Allah aşkına asansörle en üst kata çıkmak, efendime söyleyeyim iki balık görmek diyorum. Muhtemelen büyüleneceğim bu arada akvaryumdan. Bu kadar pahalı olmamalı ya. Dubai bizim... ki. Onlara bu fiyata göre değil. Normalde 700 lira gibi düşünürsek değil. Değil abi, bizim paramız değer. Evet, çarptığın zaman işler karışıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar, 2 sene 3 sene önce bizim paramız buradaki dirhemle aynıydı, eşitti. Şimdi 4 katı daha fazla. Evet.
O zamanlar gelmek lazımmış. Şimdi size buranın girişinde çok uzun bir sıra var. Full böyle arkası. Bilmiyorduk ama çok iyi oldu. Lunch aldığımız için bizim sıra sadece şu an 3 kişi. Yani biraz da sanki şey gibi oluyor. VIP gibi oluyor. Diğer taraf AVM'nin böyle başına kadar uzuyor şey sıra. Ay çok heyecanlıyım ve ben asansörden de hoşlanmam o kadar. Yani uzun bir süre asansörde kalmak. 150 katı nasıl çıkacak acaba? Dur sen değil. Damgaladılar bizi VIP diye. Merhaba, biliyor musunuz arkadaşlar? Bedava bir tane içecek alabilirsin. Yapışkan. Hayır, daha az kişi çıkıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben tur rehberimiz. Böyle 20-30 kişilik bir grupla beraber gidiyoruz. Burj Khalifa ya da Halifa ya da onlar böyle gırtlaktan söylüyor. Burası 820-826 gibi bir şeydi galiba. Metre uzunluğunda bir yer. Normalde pek mümkün değil ki Dubai çölün üzerine kurulmuş bir şehir biliyorsunuz. O yüzden de çölün, çöl çiçeği gibi bir ismi var buranın. Yani çölün içine yapılmış bu yapı. Çok uzun süren bir tabii mühendislik var. Savaş uçakları test etmişler. Yani rüzgar testine tabi tutulmuş. Ona göre yapılmış. Rüzgarlara uyum sağlayabilecek, rüzgarına etkilenmeyecek şekilde yapılmış. Şimdi burası 160 kat dediğim gibi. Biz 154. katına çıkacağız. 2005'te işte şimdi her sene nasıl ilerlediğini gösteren böyle şeyler koymuşlar, ekranlar koymuşlar buraya. 2006'da mesela. Daha ya 10 katlı bir bina mesela. Sonra şöyle ilerledikçe göreceğiz. Arkadaşlar biraz hızlı olabiliriz lütfen. 2007'de. Bu arada 2004'te başlamışlar. 1,5 milyar dolar harcanmış buraya. Ama o zaman 1,5 milyar dolar. Burada hiç asansör kazası olduğunu bir ortalık karıştırayım mı? Hayır. Yani asansör böyle kapalı mı? Cam olsa hoşuma giderdi. Kapalıymış. Full böyle çıkacağız. Başka bir asansör bindik. Bu da bizi 154'e götürüyor. Ama benim kulağım böyle bir çıt sesi geldi. Evet evet tabii ki. Bir portakal suyu karşılamasından sonra şöyle beraber gidelim manzaraya bakalım. Ah şaka bu. Bu şaka. Arkadaşlar. Aa inanılmaz. İnanılmaz şuraya bakın. Bakın mesela şu an tam tersi tarafındayım. Bu arada aşağısı havuz gösterisinin olduğu yer. İşte Dubai Mall'un aslında ön cephesi. Bu arada şu yeşil şeyli şemsiyeli yerde mesela yemek yedik. Öyle düşünün şu an nerede olduğumuzu. Sadece şunları anlamadım. Bunlar neymiş ya? Bakın ilerisi komple hala çöl. Buraya böyle bir sürü ikram hazırlamışlar aslında. Burada tatlı şişesi var. Tam şu karşıda da tuzlular vardı. İnsanlar burada geliyor kahvesini içiyor ya da şampanya ne isterlerse. Ve manzaranın tadını çıkartıyor. Gel biraz yaklaşır mısın lütfen? Beni çekerken Uğur'un yüzü. Arkadaşlar yine Uğur'la birbirimizi gaza getirdik. Sen de zaten tam bu tip var ama. Benim o kıyafeti giymem lazım. Bu şekilde iki tane farklı poz alacağız. Maskelerimizi çıkartıyoruz ve çekime hazırlanıyoruz. Şey gibi değil mi ya bu? Hı. Yani çok bilmiyorum da yani her şeyi hazırlamışlar ambiyansmanız. Sen ne yapıyorsun ya ağzın açık? Şimdi gidiyoruz akvaryumda gezelim. Çin'den geçiyoruz. İnanılmaz. Büyülendim şu an. Bir bakıma da üzülüyorum ya. Bu çocukların burada olması saçma değil mi? Bunların denizde olması gerekmiyor. Gerçi orada da bunları avlarlar. Yani herhalde burada daha iyilerdir. Burası da denizaltı hayvanat bahçesi diye geçiyor ve üzerimden bir adet batos mu ya o? Hiç de bilmem ha. Hamsi yok mu burada hamsi? Yok. O da önemli bir balık çeşidimiz ama niye? Evet bu şey işte batos değil bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu durum beni üzüyor. Kendi YouTube kanalımda duyar kaçacak gibi olacağım ama ben aslında hayvanat bahçesi inanılmaz karşıyım. Fakat burası sadece su altı hayvanların olduğu yer. Yani şey hani zürafa yok atıyorum maymun yok. Sadece bir kuş gördüm orada. Bence o kuş bir tık mutlu. Uçası yok onun sanki zaten. Hani yıllardır orada oturuyormuş gibi. Bak şurada renkli renkli şu. Şurada.
Bunlar biraz fazla iri arkadaşlar. Fazla yemişler. Ve zar zor hareket ediyorlar zaten. Acaba bunlar neyle besleniyor ya? Aa şunlara bak. Bunlar kim? Gözükmüyorlar bile. Bilmiyorum, minik mavi şeyler. İsmi Kardinal Tetra. Arkadaşlar sadece ikiniz mi varsınız burada yani? Koca akvaryumda sadece iki balık mısınız ha? Biraz daha var. Seni yerim ya. Bir de bıyıkları var, farkında mısın? Evet. Hayatımda gördüğüm, bakın, en ama en estetik hayvan olabilir. O kuyruğu, üzerindeki mavi noktaları, yani o kadar güzel ki. Beyaz kum üzerindeki kombinasyonu, bakın tam köşede uyuyor, gördünüz mü? Burada da var. Bu da uyuyor. Çünkü solungaçları oynuyor, fark ettim. Gece alanına daha şu an geldik. Uğur yine cama tıklatıyor. Hayatım. Biri sen uyurken ya da otururken cama tıklatsa hoş mu? Vay! Asalete bakın. Simsiyah ve simsiyah. Pis duruyor ama biraz, biliyor musun? Şu manzaraya karşı son konuşmalarımızı yapalım. Şu anda havaalanındayız. Vedalaşma vakti geldi. Yani mesela bakınız, Alper Yen'de buradan Katar'a uçuyormuş mesela tatile. Aynen. Oradan da Los Angeles'a geçecekmiş falan. YouTuber'lar. Benim bavulum 45 kilo, ne yapacağız? Bende de 2 bavul var, ne yapacağız? 15 kilo daha çıkartılamaz. 16 milletin kanalından açacağız. Kulağına söylediğim şeyi dinleyeceğiz. Alper'in kulağına bir şey söyledim. Çok aramızda. Ya da kokularsa. Ve Damla Altun YouTube kanalından açıp 2 sene sonra dinleyeceğiz. Hatırlamazsan ne olacak? Hatırlayacağız, unutmaz o. Unutmaz. Aa, tamam. Hadi. Tamam, hadi bay. Şu ana kadar bu konuyu ikisiyle de konuşmadım. Ben sabah erken çıktım otelden. Bir işim vardı, bir etkinliğe katılmak durumundaydım. Bizim zaten otelimiz bugün bitiyordu. Şimdi check out dediğin kaçta yapılır kardeşim? 12. Ben, hadi 2. Kralı 3'tür, anladın mı bak? Bir şey söyleyeceğim. Ben check out'u, ben bugün de oteli aldık zannettim. Biz bugün de otele para ödedik zannettim. Çünkü gece 2'de uçağımız olduğuna göre herhalde. Uyumayacağımız oteli niye erteleyelim ya? Tamam Damla, sana söylüyorum Cemikon. Bunların hiçbirini koyamıyorsun. Koyma ya. Konuyu da aramızda videoda konuştuk. Kapattık, bir daha da konuşmuyoruz. Ama bu bölümü kesme hatıra olarak masa üstüne kaydet Damla. Ya burada ben buraları koydum muhtemelen ya. Oğlum bu ne? Sen daha yeni mi gördün? Oğlum ne? Tabii. Oğlum benim bundan haberim yok. Biz bugün çok eğlendik oğlum. Bu ne lan? Arkadaşlar yazdım. Photoshop değil ha. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugün dünyanın en büyük blockchain ve NFT summitindeydim. Tamam mı? Bütün yeni şirketlerle tanışıyordum. O sırada bak. Damla ve Uğur. Dur. Şunu aç lütfen ya. Bu ne abi? Dur, elin mikrofonu kapatıyor, bırak onu. Ya dur, evet. Kızacağım şunu biraz. Evet. Hocam ne yaptınız? Bu çok güzel bir anı. Hocam NFT nedir? Dur önce bir kendimizi görelim. Bu kayıtta kalsın, bunu ileride kullanacaksın. Bak NFT'ler çok büyüyünce NFT, bunu kullanacaksın. Söylüyorum. NFT nedir? Online, aslında satın alabileceğin görsel. Fotoğraf. Olmadı değil mi? Süslemeye çalıştım biraz ama yine mi olmadı? Fotoğraf değil mi? Selfie de olabilir. Her şey. Mesela benim de bir NFT'm olabilir mesela. Yaptırırım, onu satın alırım. Onu başka da kimse kullanamaz. Öyle demiştin. Öyle demiştin, yalan mı? Onu NFT yapabiliriz, doğru. Şu bir NFT midir? Evet, o NFT tıkla olabilir. Tıkla bakayım. Ne olur şuna da bakın bak. Ya Şükran, ya Habibi. Bu ne abi? Tabii ki de geceleri çekemedim. Hem telif yüzünden hem mekanlar çok karanlık ve kalabalık olduğu için. Ama videonun sonuna bütün şeyleri koyacağım. Çektiğimiz storyleri. Onlara da bakmayı unutmayın. Dubai'de en sevdiğim şey şehrin tertemiz olması, bu bir. İkincisi de çalışanların inanılmaz sevecen, böyle hemen hi how are you falan. Çok sevdim. Tam benlik insanlar. Ben de çünkü böyle bir insanım. En sevmediğim şey ise çok pahalı olması. Bu kadar. That's all. Sıra sende. En sevdiğin, çok uzatma lütfen, çok zamanımız yok. Yolları. Yolları sevdin, evet. Çok böyle teknolojik, böyle ışıklı, böyle her yer. Tamam. Ekran ya. Evet. Dubai'nin şeyini çok sevdim. Bildiğim bir tarafı New York, bir tarafı Türkiye. Evet. Beach'leri Türkiye, evet. Binaları Manhattan falan, böyle mimarisi falan çok güzel. Bütün her yerini, güzel şeylerini çalmışlar. Evet. Güzel. Tamam. Artı kadınlar çok cana yakın. İnsanlar tamam. Demek istedi. Koyacağım burayı, evet. Evet, çok çok cana yakınlar. Çok rahat iletişim kuruluyor. Asla kötü niyetli. Tamam, çok uzattın, evet. Kötü sevmediğim yanı da, sevmediğim yanı da
Yani kuralları çok sert. Artık videoyu kapatıyorum. Umarım keyif almasınızdır. Dediğim gibi geceleri çok çekemesem de çok videonun sonuna bir sürü story koyacağım. Çektiğimiz her şeyi orada paylaşacağım. İnşallah. Yani inşallah tekrar tekrar böyle çıkıp bu anları vloglama şansım olur. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen ne demek istedin şimdi sonra? İnşallah. Yani Allah izin verirse, biliyorsunuz uçak fobim olduğu için. Ama zaten izin vermezse izleyemeyecekleri için çok boş. Yo, belki biri benim için editler diye koyar. Kazadan yani bu kamera sağ mı çıkar diyorsun? Belki çıkar, belki hafıza kar. Ay Allah'ım ya. Düşünmek daha istemiyorum ya, hemen. Paniğim tutuyor. Bozuyorsun. Sen aklına getirdin. Tamam, neyse arkadaşlar. Hakkımıza hayırlısı. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Allah büyüktür. İnşallah arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ta arkalarda. Gel şuradan geçelim. Niye oradan geçiyoruz? Çünkü burası akıyor. TikTok'tan mı öğrendin? Evet. Saçlarıma düşecekse belki yarın.